Seyirciler, Pendik Belediyesi ilginç bir rekorla Guinness Rekorlar kitabına aday. Kaçak villa inşaatını yıkmak için karadan yol bulunamayınca denizden çıkarma yapan zabıta ekiplerinin bu üstün gayreti kitaba aday gösterildi. Şimdi Guinness yetkililerinin bu başvuruya vereceği cevap bekleniyor. Geçtiğimiz ay İstanbul Pendik sahilinde gerçekleştirilen kaçak villa yıkımı Guinness Rekorlar kitabına aday oldu. Yıkım araçlarının çıkarma gemisiyle denizden getirilerek yıkımın yapılması dünyada bir ilk olarak gösteriliyor. Pendik Belediyesi Güzelyalı'da karadan ulaşılamayan kaçak villayı yıkmak için ilginç bir yönteme başvurmuştu. Belediye iş makinelerini bir çıkarma gemisine yüklemiş ve kaçak binaya denizden çıkarma yapmıştı. Pendik Belediyesi yaptığı araştırma sonucunda bu yıkımın, yani denizden çıkarma yaparak kaçak inşaat yıkmanın dünyada bir ilk olduğu sonucuna vardı ve Guinness Rekorlar kitabına başvurdu. Oldukça ilginç karşılandı çünkü zaten dünyada kimse aklına böyle bir şey gelmez yani. Guinness yetkilileri şimdi böyle bir kategorinin kabul edilip edilmeyeceğini tartışıyor. Pendik Belediyesi'nin kaçak bir binayı çıkartma gemisiyle yıkması Guinness Rekorlar kitabına aday oldu. Guinness Türkiye temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Pendik Belediyesi'nin kaçak bir binayı yıkmak için iş makinelerini denizden götürmesi Türkiye'ye bir rekor daha getirecek. Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün müracaat etmesi üzerine Guinness Türkiye temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural, kaçak yapının karadan yol olmadığı için denizden çıkartma yapılarak yıkılması dalında rekor kazanması için gerekli işlemleri başlattı. Ben ilk kez böyle bir şeye tanık oluyorum. Çok bayağı Pendik Belediyesi de kararlı. Çok enteresan. Tabii sembolik bir yıkım gerçekleştirmiş Pendik Belediyesi ama o sembolikliğin altında da gerçekten bu kaçak yapılara ve kaçak yapı sahiplerine gösterilen amansız takibin bir uzantısı olarak, bir sembol olarak yaptı bu yıkımı. Hatta davet etti basında, ben böyle bir yıkım yapacağım bir gün önceden. Buyurun gelin dedi. Netice itibariyle bu mesajı vermesi önemli ama tabii devamını da getirmesi önemli. Sadece o belediyeyle göstermek olmamalı. Ve bence Pendik Belediyesi bir de bunu tablo haline getirmeli. Gerçekten bir ilk yaşandı. Nasıl İstanbul'un fethinde tabii orada karadan aşıldıysa böylesine kararlılık bence arşivlerde yer alması lazım. En azından Pendik Belediyesi açısından. Ama bir belediye olmayan bir şeyi başardı. Ve rekorlara müracaat etti. Pendik Belediyesi. Hatırlar mısınız ne yaptılar? Nasıl gitmişler şimdi anlayacağız. Ben anlamış değilim. Ama insanlar gitmişler, yolu olmayan bir yere kaçak inşaat yapmışlar. Yıkamıyorlar. Pendik Belediyesi ne yaptı biliyor musunuz? İş makinelerini yükledi bir feribota ve çıkartma yaptı ve onları yıkmak için. Evet, şimdi bunu bir şekilde bir rekora müracaat ettiler. Evet, şu anda Pendik Belediyesi adına bunu gerçekleştiren Zabıta Müdürü Köksal Ayabatan aramızda. Hoş geldiniz. Ben sıkkın kalbimle bir çevreci olarak kutluyorum. Ve bu rekor inşallah bütün dünyada ses getirir. Belki de dünyada böyle bir şey yapılmaz. Ben şunu merak ediyorum Göksel Bey. Siz oraya zorla gidebildiniz. Onlar nasıl oraya inşaat yapmışlar efendim? Kendisi armatür olduğu için. Evet. Denizden ve insan gücünden de yararlanarak. Biraz yüksek sesle evet. Duysun. İnsan gücünden de yararlanarak ve denizden de faydalanarak bu faaliyeti kaçak yapılaşmayı sürdürmüşler. Onlar da denizden gelmişler malzemeyi. Tabii. Peki bu nasıl bir fikir oluştu, bunu yıkma fikri? Nasıl bu duruma geldiniz? Onu bir anlatırsanız. Şimdi periyodik denetimlerimizde böyle bir faaliyet olduğunu tespit ettik. Evet. Ve karadan yol bulamadığımız için zorunlu olarak deniz yolunu tercih etmek durumunda kaldık. Ve iskele de olmadığı için ancak bir çıkarma gemisiyle bu mümkündü. Tepkisi ne oldu bu yıkım karşısında? Şaşırdılar mı? Bekliyorlar mıydı böyle bir şey? Tabii denizden geleceğimizi beklemiyorlardı. Onlar karadan... geleceğimizi düşündüler. Tabii çıkarma gemisiyle denizden gelince onlar da şaşırdılar. Ve o şaşkınlık içinde biz yıkımı gerçekleştirip tekrar deniz yoluyla döndük. Peki yıkılırsa yapamazlar efendim. Bizim yeşilimizi elinize alamazlar. O bizim her şeyimiz. Oksijenimiz her şeyimiz. Katiyen müsaade etmeyelim. Mücadele edelim. Telefon edin. Fark çekin. Sıkıştırın. Ama kaçak inşaatı izin vermeyelim efendim.